Herkese merhabalar. Göğsün Mutfağı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Değerli arkadaşlarım, bugün yemek videosuyla gelmedim sizlere. Hemen kameramın önüne geçeyim. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Bugün halı tarağıyla halılarımızı temizleyeceğiz arkadaşlar. Ama biraz ben temizliği şey yaptım. Süpürdükten sonra yolduklarımızı, halılarımızı robotu olmayan insanlar için bu temizlik robotları var bildiğiniz üzere. Onlardan olmayanlar için çok güzel bir aparat arkadaşlar. Bakın. Şöyle 17 liraya getirdik biz bunu, internetten getirdik. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Gerçekten ben biraz denedim, gözleriniz yuvasından çıkacak. Halımızı şöyle yönümüzü alalım. Bakın arkadaşlar, şöyle şu şekil. Hemen şöyle şu bezimizi de koydum ki sizlere de göstereyim içinden çıkanları. Bu benim sirkelenmiş, temizlenmiş halım. Ve yalnız biraz terslenmişiz. Şöyle duralım arkadaşlar. Sizlerin de görebilmeniz için. Arkadaşlar bakın. Gerçekten mucize. Hele bu kabartmalı halılarda. Bakın şöyle. Bunun üstüne de koyalım. Bu kadar da pes diyeceksiniz. Görüyorsunuz. Şimdi halımızı yönüne doğru çekelim ki. Bakın. Diğer halılarım da hep böyle. Bugün kaç gün oldu? Sipariş ettik. Daha yeni geldi. Gerçekten bu temizlik robotu olmayanlar için bu pratik hem de güzel bir şey. Ortada tüy şey bırakmaz. Arkadaşlar bakın. Süpürülmüş halıdan, temizlenmiş halıdan çıkanlara bakın. Şimdi bunu kenara alalım. Şimdi kameramızı da ben yakına alacağım. Yakından da öbür diğer halımdan da göstereceğim. Bunlar hep özellikle alerji hastasıysanız arkadaşlar, benim alerjilere karşı hep bu pamukçuk, kuş, tüy, toz, bunlara alerjim olduğu için bunu mecbur getirtmek zorunda kalmıştım. Çok da beğendim. Bakın. Şöyle göstereyim. Bakın arkadaşlar. Gerçekten muhteşem bir şey. Arkadaşlar ben bunu internetten getirdim dediğim gibi ama küçükmüş. Biraz daha büyük boy olsaydı daha iyi olurdu ama bu bile işimi görmeye yetiyor. Ne yapıyoruz? Şöyle halımızı yönüne yönüne çekiyoruz. Gerçekten bakın. Böyle bir şey yok diyeceksiniz. Bakın. Evde arkadaşlar hayvan besleyen insanlar, eğer ki hayvanlar besliyorsanız, kediydi, köpekti, onların tüylerini toplamak için de bu çok güzel, ideal bir şey. Bakın. Bakın arkadaşlar ne kadar güzel topladı. Şimdi kamerayı ben yakına alacağım. Orayı da göstereceğim sizlere, diğer halama. Hemen bunu kaldıralım. Ben diğer tarafına da bunu yapmıştım. Bunu kaldıralım. Şuraya hemen sizlere getireyim. Bakın. Şöyle göstereceğim arkadaşlar. Şimdi inşallah kameramız güzel çeker. Bakın. Bakın arkadaşlar, bu süpürülmüş, temizlenmiş halı. Bakar mısınız? Özellikle üzeri çiftlikli halılar için de daha güzel. Bakın arkadaşlar, süpürgenin çekmediği kırıntıları bile topluyor. Gördüğünüz gibi. Ben vallahi bayıldım. Bakın arkadaşlar. Bakın şöyle yakından göstereyim. Tabii ki şurada. Bu ev süpürüldükten sonra bile arkadaşlar böyle bir şey çıkabiliyor. Şöyle ne yapıyoruz? Halımızı yönüne doğru çekiyoruz arkadaşlar. Bakın. Bunun büyük boyu olsaymış daha güzel olurmuş ama bu bile işimizi gördü. Arkadaşlar bu işlemi yaptıktan sonra da halı sanki yeni yıkanmış gibi de pırıl pırıl oluyor. Bakın. Bakın arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şuraya. Gerçekten
gerçekten mucize bir şey. Hallarımızın hepsini böyle yapabiliriz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, şöyle yakından da inceleyelim. Evet arkadaşlar, halımızı temizledik. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şöyle oduncu gömleğimi de serdim ben, bakın. Bunda da pamuklanmalar oldu. Kazaklarınızda, bu kazaklarınızı ama gömleklerinizi kullanacağınız arkadaşlar küçük boyundan olsun. O büyük boyları belki zarar verebilir. Şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar, bakın. Şöyle güzel bastıralım. Yavaş yavaş hareketlerle. Bakın bu tüy alma işlemini de bununla yapabiliyoruz. Bakın bu pamuklanmayı da gördüğünüz gibi arkadaşlar, bakın. Bu pamuklanmayı da önleyebiliriz. Gördüğünüz gibi şöyle. Bunu kazaklarda da yapabiliriz arkadaşlar. Böyle oduncu gömleklerimizde de. Ama halılarda da, her şeyde de müthiş oldular. Şöyle güzel düzeltelim arkadaşlar. Yavaş yavaş hareketlerle. Şöyle bir taraftan bastıralım. Biraz gergin tutmamız lazım. Bakın. Bakın arkadaşlar. Bu kazaklarımızdaki, böyle oduncu gömleklerimizdeki, paltolarımızdaki tüyleri böyle bu yöntemle alabiliriz. Bakın. Ne kadar güzel çıkarıyor. Bunları yıkama talimatlarına uymadığımız için arkadaşlar böyle oluyor. Gerçekten evde bulunması gereken bir şey. Ben memnun kaldım arkadaşlar. Bunun bir büyük boyunu daha getirteceğim, bakalım. Halıya biraz sanki küçük geldi ama tabii ki sabredersek bu da oluyor. Hiç şey değil. Bakın arkadaşlar ne kadar güzel. Pürüzsüz yaptı. Hemen şöyle alalım oradaki pamukçukları da. Şunu da göstereyim arkadaşlar. Halılarımızın daha bir bölümünden çıkardım ben bunu. Biraz mideniz bulanacak ama yapacak bir şey yok. Hemen bakın nasıl pırıl pırıl oldu. Biraz şöyle gergin tutmamız lazım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi halılarımı ben tarama işlemini neredeyse bitirdim. Daha hepsini bitirmedim ama arkadaşlar mideniz bulanmazsa şöyle göstereyim. Çok kötü bir şey. Ürünümü de gelin şöyle bir daha yakından göstereceğim arkadaşlar. Bunu ben çok beğendim ama bu çok küçük. Bu halılar için bunun büyük boyunu getireceğim. Şöyle yakından gösterelim, sizler de görün. Şöyle bakın arkadaşlar. Şu ağzındaki şu metal yerler, zaten ürün metal sapı, ahşap, şu tırtıklı yerleri, o tüyleri toplayan, temizleyen o arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bugün gerçek bu üründen ben çok memnun kaldığım için sizlerle de paylaşmak istedim. Buraya kadar videolarımızı izlediyseniz videolarımıza like atmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ben internetten getirdim. Bunu bu herhangi bir siteden de ulaşabilirsiniz. Şimdilik herkese iyi seyirler dilerim.